Gidiyor. Biliyorum. Bihter. Engel ol. Bu gece gitmesine izin verme. Bu iş büyümesin. Hoş geldin. Niye benim haberim yok Adnan? Gideceğini niye bana söylemedin? Ani bir karardı. Nihal'in restlerine kadar gidip gelirim diye düşündüm. Pardon. Efendim Nihat. Tamam. Hazırım ben, bekliyorum. Nihat'la gidiyoruz. O alacak beni, geliyormuş. Kaçıyorsun değil mi? Benden kaçmak için gidiyorsun. Beni cezalandırmak için. Bihter. Bugün konuştuk halbuki. Bu kadar basit değil. Çözemiyorum içimde. Bir türlü kabul edemiyorum. Yavaş yavaş direksiyonu öğretmeye başlarsın bana, değil mi? Çok yavaş ama. Yarın kontağı açıp kapatmayı öğretelim. Sonra silecekleri çalıştırmayı. Ya. Firdevs Hanım. Bir şey mi oldu? Hayır, yok bir şey. Gel biz ayak altından çekilelim biraz. Babam gidecek, göremeyiz. Sana hoşça kal demeden gitmez, merak etme. Bihter, lütfen aç kapıyı. Lütfen gidişimi mesele haline getirme. Aslında bu mesafe ikimiz için de iyi olacak. Olayların soğuması için yararlı olacak. Öyle düşünüyorum. Bu konuyu burada bırakalım. Dönünce konuşuruz. Tamam mı? Çözemediğin şeyleri 3 gün içinde çözebilecek misin? Yoksa bu ayrılık, mesafe bizi birbirimizden daha da mı uzaklaştıracak? Pişmansın değil mi? Benimle evlendiğine pişman oldum. Ama sen gerçekten meselenin özünden uzaklaşıyorsun. Belki de gerçekten evlenmek için çok acele ettik. Sen beni hiçbir zaman affetmeyeceksin. Mesafeler gittikçe büyüyecek. Ben buna katlanamam. Ayrılalım anne. İçindekileri çözmek için yardım olur diye söylüyorum. Bu senin kararın olmasın Bihter. Sen pişman olmayasın. Ben ne hissettiğimi çok iyi biliyorum. Seni seviyorum. Evlendiğime de pişman değilim. Ama böyle devam edemem. Bu çelişkilerle yaşayamam. Saçmalamaya devam ediyorsun. Büyük bir travma yaşıyorum. Bana anlayış göster. Biraz uzaklaşmak ikimiz için de iyi olacak. Ayrılalım derken çok ciddiydim Adnan. Bunu da iyi düşün lütfen. Güle güle. Babacığım Nihat Bey gelmiş. amcam da çıkıyor. Yüzünü bile doğru dürüst göremeden gidiyorsun. Şimdi geliyordum yanınıza. Elbisesini gösterecekti asıl. Kaç gün kalacaksın baba? Fazla değil. İyi yolculuklar. Hoşça kalın. Resitale yetişeceksiniz değil mi? Tabii. Gelmezsen ablam kapris yapar. Çıkmaz sahneye. Bihter. Lütfen git anne. Anne lütfen git ne olur. Ne oldu? Bak işe yaramadı işte. Gözyaşları işe yaramadı. Kızım. Bırak. Bunlar senin silah niyetini akıtmamı istediğin yaşlar değil Firdevs Hanım. Bunlar gerçek. Bak gerçek. Senin gibi sahte değil bunlar. Biz gerçek bir şey yaşıyoruz Adnan'la. Hayat kadar gerçek. Adnan gidiyor. İyi yolculuklar. İyi yolculuklar. Güle güle efendim. Güle güle. Teşekkür ederim. İyi yolculuklar. Benimle ilgili bir karar vermek için uzaklaşıyor benden. Hadi Allah kavuştursun. Oo Nihal, gel de bir bakayım şu elbisene. Çözümleri benden çok uzakta aramaya gidiyor. Dediğini yapamadım bak. Gitmesine engel olamadım. Firdevs Hanım taktiklerini beceremiyorum daha. Ona ayrılmak istiyorsa ayrılabileceğimi söyledim. Aptal. Firdevs Hanım değilim ben, Bihter'im. Nasıl inandıracağım seni sen olmadığıma? Bu evin hanımıyım ama daha hizmetçileri bile kovamıyorum. Adnan'ın karısıyım ama çocuklar bile itip kakıyor beni. Kendine gel, yavaş. Kimse umurumda değil artık. Bu evdeki son günlerim belki Firdevs Hanım. Adnan dönene kadar siyahgil yalısının tadını çıkar. Bihter! Bihter! Hey, nereye gidiyorsun? Bırak Behlül! Bihter, nereye dedim sana? Bihter! Bihter! Bihter niye cevap vermiyorsun? Rahat bırak beni! Nereye gideceğini söyle. Dikerim ben bundan sana da, kolaymış. İstemem. Ya ben kaç kere giyerim ki zaten. Eskimeden veririm Cemile'ye. Beşir arabamı çıkar. Bihter Hanım koş. Bırak yalnız kalmak istiyorum. Bihter. Böyle zamanlarda yalnız kalmanın doğru olmayacağını biliyorum. Bin. Ne oluyor? Behlül. Behlül. Bihter ağlıyor galiba. İlk kez onu ağlarken görüyorum. Hadi girelim içeri. Firdevs Hanım yalnız kaldı yukarıda. Babam hiç mutlu değil. Siz de fark ettiniz mi? Nereden çıkardın? Bence gayet iyi gidiyor. Sadece son olanlar biraz huzursuz etti onları. Hayır hayır. Biliyorum ben. İyi gitmiyor evlilikleri. Belki de ayrılırlar. Babam gideceğini bile söylememiş biliyor musunuz? Hadi Nihal üşüyeceksin. Girelim içeri. Behlül Bey'in arabasına bindiler gittiler. Tamam sen benim ilacımı getir hadi. Peki efendim.